Selim Kılıç, 27 yaşında, cesedi bulan tesisatçı. Apartmana geldiğimde öylece yatıyordu. Her yer kan içerisindeydi. İçeri nasıl girdin? Kapı açıktı. Yani bozuktu galiba kilidi. Ne işin vardı apartmanda? Arzu teyze aramıştı. Arzu teyze? Zehra'nın annesi. Banyodaki lavabosu bozulmuş. Lavabonun altında kan izleri bulduk başkomiserim. İngiliz anahtarının üzerinde? Yok başkomiserim. Lavaboyla bir süre uğraştım. Ondan sonra Arzu teyze kardeşine gidecekmiş. Ben de eşyaları olduğu gibi bırakıp çıktım. Saat kaçtı ayrıldığında? Sanırım akşam üzereydi. Evet evet, hava kararmak üzereydi. Zehra'nın annesi evde miydi? Evet, daha çıkmamıştı. Sonra gece? Gece ne yaptın? Gece de arkadaşlarımlaydım. Kahvede okey oynadım. Sonra da eve gittim komiserim. Eve giderken de Zehra'ya uğradın değil mi? Hayır komiserim, hayır. Sabah bile tırsarak geldim. Niye? Üst katlarında yaşlı bir adam oturur. Bayağı aksi nemrut biri. Yarım akıllının teki. Gelene gidene sataşır. Ona görünmeyeyim diye dua ederek geldim. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Kusura bakma Bülent amca. Lavabo tıkanmış, onunla uğraşıyoruz. Baş versene sen. Sanki orada ne haltlar yediğinizi bilmiyorum ben. Yok Bülent amca, yine yanlış anladın. Ya yanlış anladım. Eve girip çıkanın haddi hesabı yok ama hep ben yanlış anlıyorum zaten. Bak boş yere günahımızı alıyorsun yine. Bırak, masal okuma bana. Yüzüne baktım malların ben adamı. Ya dikiş dikiyorum, ya tamirat yaptırıyoruz. Nasıl ise elin adamları dolaşıp duruyorlar eve ya. Yavaş ol bey amca, ayıp oluyor ama. Zehra dikiş dikerek geçimini sağlardı. Allah var, işini de iyi yapardı kızcağız. Ama geleni gideni çok olurdu tabii. Peki bu sık sık sorun çıkarır mıydı yukarıdaki adam? Evet. Yani daha doğrusu ben birkaç kez şahit oldum. Zehra'nın söylediğine göre hiç rahat vermezmiş. Hatta benim çırak anlattı. Bir keresinde Zehra'yı sıkıştırıp tokat bile atmış. Allah'tan efendi kız da karşılık bile vermemiş komiserim. Şu gece görüştüğün arkadaşların nerede bulabilirim onları? Kahvededirler komiserim. Abim de evdedir. Tamam. Şimdi bir memur arkadaş gelecek. Senden parmak izi ve swap örneği alacak, tamam mı? Swap ne ki komiserim? Şu ağzının içinden tükürük alacaklar, tamam mı? Niçin? Yalan söylüyorsan ispat etmek için. Tamam.